Damar sertliği ateroskleroz nedir? Damar sertliği ateroskleroz damar duvarının esnekliğini kaybedip sertleşmesine denir. Damar sertliği oluştuktan sonra damar duvarından damarın iç kısmına doğru ateromatöz plaklar oluşur. Bu plaklar damarın tıkanmasına ve damarın yapısının zayıflayarak çeşitli komplikasyonların oluşmasına neden olur. Kalp krizinin, beyin kanamasının, koroner arter hastalığının en önemli nedeni olduğundan ölüm riski çok fazladır. Yaş damar sertliğinde önemli bir faktördür. Damar sertliği sonucu meydana gelen organ hasarları orta yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Kalp krizi görülme sıklığı 40-60 yaş arasında 5 kat artar. Egzersiz yapmamak, stresli yaşam, obezite ve alkol tüketimi damar sertliğine neden olmaktadır. Göğüs ağrısı, egzersiz yaparken ağrının sıkıştırıcı olması ve yanma hissi, göğüslerde baskı, ağrının kola, çeneye yayılması gibi belirtileri vardır. Bunların dışında kalpte ritim bozuklukları oluşabilir. Bunun sonucunda hasta kalp krizi geçirir. Damar sertliği tedavisinde daralmanın boyutu ve hastanın şikayetlerine göre tedavi şekli değişir. İlk olarak hastaya fizik muayene yapılır ve sonrasında Doppler ultrason görüntüleme yapılır. Damar ilaçlı filmle gösterilir. Anjiyo denilen bu yöntemle damarların durumuna bakılır ve tıkanıklık ya da daralma varsa saptanır. Eğer hafif bir daralma varsa hastaya ilaç tedavisi uygulanır. Bunun için kan sulandırıcı ilaçlar tercih edilir. Daha ciddi vakalarda bypass veya balon yöntemiyle damarlar açılır.